Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gökhan Bey son bölümü incelemesiyle karşınızdayım. Gökhan Bey pazar günü son bölümü yayınlandı ve artık seri tamamlandı. Ve verdikleri sona göre de muhtemelen yeni sezonu gelmeyecek. Hani mangası ne durumda, kaç bölüm var, ne kadar ilerlemişler bunu bilmiyorum. Ama verdikleri son itibariyle hani bunun çok da devamı gelmeyebilir dedirtti. Peki genel olarak nasıl bir Gökhan Bey karşılaştık? Özellikle hani ilk bölüm başında kışın en samimi serisi demiştim. Ee, ve buna uygu uydu. Gerçekten Gakuen Babesters bu kış sezonunun e, en içten, en doğal şeylerden biriydi. Yani gerçekten ortak güzel bir Slice of Life koydu. Gene ee, birçok Slice of Life serisi vardı. Hani böyle tamamen yaşamdan örnekler veren, böyle hayatı içine damlamış sağlayan seriler vardı. Ama hiçbiri bir Gakuen Babysters kadar tatlı olamadı. Ee, ve hani Gökhan Babysters bu açıdan benim kış sezonunda hoşuma giden serilerden biriydi. Hani en mi dersiniz en değildi. Ama gayet güzel bir seriydi. Ha keza son bölümde öyleydi. Son bölümde gene Saikawa karakterini gösterdi. Zaten son bölümlerde biraz daha sayka ve ağırlık verip hani o karakteri de senin içine dahil edip Öyle bitirme gereği duydular. İyi yaptılar. Güzel yaptılar. Ve zaten son partada Christmas adı altında Herkesi topladılar. Gakuen Webster serisinde 12 bölüm boyunca kimleri gördüysek hepsi oradaydı. Ve Ar hani Ruichi de oradaydı, kotara da oradaydı. Güzel bir bölüm sonu oldu, güzel bir seri sonu oldu. Ee, ve Gakuen Webster'ı noktaladık. Peki akılda kalıcı bir seri mi derseniz bence değildi. Ee, güzel karakterler vardı, çok tatlı karakterler vardı, tatlı bebeklerimiz vardı. kotara Taka falan her, her biri çok tatlıydı. Ama mesela bu seri böyle tekrar tekrar bazı kısımlarını izler misiniz diye sorarsanız açıkçası ben izlemem. Tabii ki bu türe karşı çok ekstra bilgim yok. Onda da belirteyim. Hani öyle e, size Slice of Life ya da Bebekler türünde böyle çok hani sürekli izlediğim bir tür değil. Ama bu seri bana kendini izletmeye başardı. Normalde bu tarz serileri izlemem. Hatta belki incelemesini yapmasaydım bu seri devam etmezdim. Yani ilk hani böyle ilk bölümlere bakıp aa bu çok benim tarzım değil deyip devam etmeyebilirdim. E, ama hani ilk iki devam etmişim. Güzel bir seriydi. Gerçekten tatlı bir seriydi. Hani e, yani izlediğim için mutluyum buna. Bu seriye vakit ayırdığım için mutluyum. Güzel, hoş, çok tatlı ve çok samimi bir slice of life'dı. Güzel noktadılar, güzel sürdürdüler. Özellikle bu seride benim en çok hoşuma giden kısım romantizm olmamasıydı. Yani gerçekten saf bir bebek serisiydi. Ya ben buna gerçekten çok önem veriyorum. Hani bir seri kendi türünün ne olduğunu ortaya koyabilmeli. Ve Gökhan Baby Stars bunu sonuna kadar yaptı. Bakın dedi benim ismim de daha benim ismim de bebekler var dedi. E, ve ben bebekler oynayacağım dedi. Böyle aslanlar gibi de e, güzel yaptı, hoş yaptı. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir kalite ortaya koydu. Bu açıdan dediğim gibi benim kışa, kışa dair sevdiğim serilerdendi ve 12. 12. bölüm sonunda da hani devam olsa da izlerim dediğim serilerden biriydi. Muhtemelen devam sonun gelmeyecek yani hani çok devam geçecekler gibi noktalamadılar ama hani gelebilir çünkü öyle çok net bir sonda koymadılar tamamen hani Christmas'tan dolayı bir ee, alternatif son gibiydi. Gelirse şaşırmam fakat mangasın durumunu falan tam bilmesem de e, çok devamlı gelecek serilerden değil. Genelde yani bu tarz seriler çok fazla devamlı getirmiyorlar. Buralarda kesiyorlar. Umarım gelir. Yani ben gelmesini isterim. Güzel bir seriydi. E, açıkçası bu serinin incelemesini yaptığım için mutluyum. Böyle yaklaşık olarak 12 hafta oldu. 3 ay yakın. E, 3 ay boyunca Gakuen Babel takip ettik. Gakuen Babel bölüm incelememizin sonuna geldik arkadaşlar. Artık bundan sonra yeni incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.